Kıymetli hemşehrilerimiz, sizlerle bir Ramazan bayramında yepyeni kanalımız Bitlis TV'de buluşmanın ben mutluluğunu, huzurunu ve gururunu yaşıyorum. Kanalımız yeni başlıyor yayınına. Allah'tan onlara hayırlı hizmetler nasip etmesini diliyorum. İnşallah güzel hizmetler olacak. Bitlis'imizi tanıtacak, Bitlis hemşehrilerimizi. Hem Bitlis'te hem de dışarıda Bitlis'te buluşturacak. Bitlis'imizin, ben çok önemsiyorum, kadim ve güzel bir kimliği var. Bu kimliği yakışır bir şekilde önce Bitlis'e, sonra Türkiye'ye ve inşallah da dünyaya arz edecek. Ben vesile olanlardan Allah razı olsun diyorum. Arkadaşlarımıza Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Bu ilk yayında da sizlerle buluşmanın, tekrardan söylüyorum, gururunu paylaşıyorum. Sizlerle bir arada bulmamızın sebebi mübarek Ramazan'ın artık bu yıl veda ediyor olması ve bayramımıza kavuşuyor olmamız. Bayramımıza kavuşuyoruz ama şunu açık şekilde ifade edebiliriz ki geçtiğimiz yıllara göre birazcık daha buruz, birazcık daha böyle hassasiyetlerimiz yüksek. Hatta sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıyasınız. Ama tüm dünyanın yaşadığı malum sıkıntıyı biliyorsunuz. Türkiye bu sıkıntıyı tüm dünyada olduğu gibi yaşadı ama dünya kadar yaşamadı. Her akşam rakamları duyuyorsunuz. Allah'ın izniyle sayılar çok düştü. Muhtemeldir ki bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın beyanlarından anladığımız üzere normalleşme anlamında alternatif ülkelere göre çok daha hızlı adımlar atacağız. Ama bu atacağımız adımları çok tedbirli atacağız. Türkiye'mizde bunlar olurken Bitlis'imizde de biz bu süreçten etkilendik. Şunu gururla söylüyorum. Türkiye'de en az belki de vakanın yaşandığı yerlerden birisi Bitlis oldu. Çok az sayıda vatandaşımızı biz korona sebebiyle rahmete uğurladık. Yaşları oldukça ileriydi. Allah onlara gani gani rahmet etsin. Geri kalan vatandaşlarımızın tamamı iyileşti, taburcu oldu, evinde sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ediyorlar. Bunu temin etmek kolay olmadı. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın çalışan arkadaşlarım, başta ilk sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hizmetlilerimiz, radyoloji teknisyenlerimiz, laboratuvar teknisyenlerimiz, hepsinin payı çok fazla ama en büyük pay bence yine Bitlislere ait. Çünkü hakikaten biz malumunuz tedbirleri uygulamak durumunda kaldık. Bazen böyle emniyet tedbirlerimizi, kolluk tedbirlerimizi de sizlere ziyaretle hissettirmek durumunda kaldık. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizleri üzmediniz. Çok basiretli ve çok ferasetli davrandınız. Allah biliyor, ben samim bir adamım. Bu kadar kurallara uyulmasını, bu kadar yüksek seviyede uyulmasını beklemiyordum. Hakikaten çok yüksek seviyede uyuldu. Sokağa çıktığımda memnuniyetle gördüm. Ufak tefek vakalar haricinde genel manada maskedir, sosyal mesafeye uymadır, hastane ziyaretleridir, muayeneye gelmedir, hastaları ziyaret etmedir derken bu konularda aldığımız karantina tedbirleri kapsamında hemen hemen Bitlis'i bütün vatandaşlarımız uydu. Kuralları yerine getirdi. Ben de bunu tekrardan söylüyorum, gururla söylüyorum ki Bitlis'imiz neredeyse hastalığı atlatma seviyesinde. Ama ne olur, şu anlama gelmiyor bu. Her şey bitti, tamam artık, biz normale döndük anlamına gelmiyor. Çünkü bir gerçek var, virüs hala dünyada geziyor. Havaların sıcak olmasıyla beraber, efendim sağlık adamlarının, bilim adamlarının açıklamasıyla beraber, bilim insanlarının açıklamasıyla beraber görüyoruz ki sayısı hafifledi ancak varlığını koruyor. Dolayısıyla geçmiş alışkanlıklarımızı eğer devam ettirir isek, biz birbirimize sarılmayı çok seviyoruz. Birbirimizi kucaklamayı çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Bitlisli bir hemşerimiz beni gördüğünde çevre çevre sarılıyor, çevre çevre öpüyor. Bu gurur verici bir şey. Bu sevgi ifadesi. Ama bunu bir süre daha askıya almamız gerekiyor. Böyle biraz daha mesafeli, biraz daha çekinik, biraz daha efendim birbirimizi sakınır
tarzda davranırsak inşallah, ama inşallah bir sonraki bayramda ve bayramlarda çok daha fazla sarılacağız. Çok daha fazla kucaklaşacağız. Burada emniyet güçlerimize ben bir küçük bir pay ayırmak istiyorum. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanımızın emirleri doğrultusunda biz sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan 65 yaş ve 20 yaş altı ve kronik hastalarımıza dönük vefa grupları oluşturduk. Orada çalışanlarımızın çok çok büyük bir kısmı emniyet mensubu, jandarma, bekçi, polis memuru, emniyet müdürü seviyesindeydi. Aşağı yukarı size kabalama bir rakam söyleyebilirim. Bugüne kadar, başları günden bugüne kadar yaklaşık 25 bin civarında talebi bizzat evine giderek vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderme anlamında. O güne dair ne ihtiyacı varsa, süt, yoğurt, ekmek, maaş vesaire ve aklınıza ne geliyorsa onu vatandaşımız aradığında numarayı arkadaşlarımız gittiler, bağlantılarını kurdular ve onlara yerinde teslim ettiler. Ayrıca Bitlisliler hatırşinas ve yardımsever insanlar. Devletimiz elbette elini uzattı. Bu korona sürecinde devletimiz yaklaşık, ben rakam da söyleyebilirim size, malumunuz il genelindeki sosyal yardımlaşma işleri vali koordinesinde yürüyor. Yaklaşık 2 aylık süreçte 50 milyon liraya yakın bir desteği, nakit desteği devletimiz bitisimize layık buldu. Biz bunun tamamını vatandaşlarımızın hesaplarına dağıttık arkadaşlarımız vesilesiyle. Ayrıca dediler ki Bitlisler, efendim Bitlisler sokağa çıkar, alışveriş yapar, zor durumda kalırlar. Biz bizzat evlerine de bu paketlerden yaptıralım. Maddi anlamdaki destekleri ceplerinde kalsın, başka ihtiyaçlarına kullansınlar dediler. Şunu net söyleyebilirim, dönem dönem Twitter hesaplarımızdan duyurduk. Bitlisi yardımseverlerimiz yaklaşık 30 bin civarında gıda paketini bizlere ulaştırdı ve bizler vasıtasıyla da çok şükür ki vatandaşlarımıza ulaştı. Ben inanıyorum, İnşallah bu günleri atlatıyoruz. Geçiyor, gidiyor. Ramazanımız güzel geçti ama buruk geçti. Geçtiğimiz yıllarda meydanlarda kurulan iftar çadırlarında ben defalarca bulundum. Arkadaşlarımızla iftarlarda güzel sohbetler ettik. İftar sonrası çaylarımızı beraber içtik. Bunun eksikliğini hissediyoruz. Evimizde misafir edememenin eksikliğini hissediyoruz. Bitlislerin misafirperverliğini yaşayamamanın eksikliğini hissediyoruz. Ama atlatacağız, yaşayacağız. Hiç merak etmeyin. Çünkü dediğim gibi Türkiye Allah'ın izniyle sağlık anlamında da, sosyal hizmetleri sunma anlamında da, sizler bugünlerde bolca sosyal medyayı takip ettiğiniz televizyonları gördünüz. Onların yayınlarında gördünüz ki hiçbirinde olsun istemezdik ama gururla söyleyebiliriz. Diğer alternatif ülkelerin çok çok üzerinde hizmet temin ettiği, hiçbir vatandaşımız hastane koridorunda ben ilaç alamıyorum diye sıkıntı yaşamadı. Bütün vatandaşlarımıza ulaştı. Efendim hastalık sürecinde atlatmak üzereyiz. Ben bu vesileyle tekraren bu belanın bir an önce defolmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah önümüzdeki Ramazan bayramımızın önce bitse, sonra ülkemize, sonra da bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan tekraren niyaz ediyorum. Bitlis TV ailesine hoş geldin diyorum. Ben de onlara hoş bulduk diyorum. Onlar da bana hoş geldin dediler çünkü. Onlarla ilk kez buluşuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zamanlarda muhtelif vesilelerle bir araya geleceğiz. Onlarla da beraber olacağız. Efendim, Allah bayramınızı hayırlı etsin. Bir sonraki bayramımızı çok daha güzel bir şekilde yaşamaya nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlık diliyorum. Geçmiş bayramlarda yaşayıp da aramızda bulunmayan, rahmete giden bütün büyüklerimize, kardeşlerimize ben Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Hepinize tekraren hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Çok değerli Bitlisli hemşerilerim, kardeşlerim, büyüklerim, can dostlarım. Bu güzel, mübarek, aziz günde Allah'ın rahmeti,
bereketi ve inayeti hepimizin üzerine olsun. Hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bütün dünyayı ve ülkemizi saran COVID-19 salgını insanlık tarihinin ağır imtihanı olmuştur. Milyonlarca insan bu salgından etkilenmiş ve binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Ramazan bayramı İslam alemiyle birlikte tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, değerli dostlarım, sözlerimin sonunda sizleri en kalbi duygularımla, saygı ve muhabbetle hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Tekrar Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Çok kıymetli hemşehrilerim, bildiğiniz üzere 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktık. Ve inşallah bugün itibariyle bayrama gireceğiz. Tabii dünyayı etkisi altına alan, aynı zamanda ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınından dolayı bu Ramazan biraz daha buruk geçti. Geçmiş Ramazanlara göre biraz daha hüzünlü bir Ramazan'ı geride bıraktık. Tabii öncelikle buradan size bu mesajı göndermemizin sebebi, bildiğiniz üzere bayram boyunca sokağa çıkma yasağı var. Ve biz de size bu mesajla ulaşalım istedik. Özellikle halkımızdan istediğimiz bu bayram sürecinde evlerimizde kalmamız ve bu süreci evlerimizde atlatmamız. Bunu eğer evlerimizde geçirirsek inşallah bayramdan sonra bu az kalan vakalar inşallah son bulacak ve ülkemiz, ilimiz rahata kavuşacak. Tabii Ramazan ayında özellikle ben hemşehrilerime, tüm İslam alemine tutmuş oldukları oruçları, yapmış oldukları ibadetlerden dolayı Rabbime dua ediyorum. İnşallah Allah'ım kabul eder. Ve bayrama girerken de tüm Bitlisli hemşehrilerimin, İslam aleminin, tüm ülkemizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. En kötü gününüz bayram havasında olsun. En kötü gününüz bayram olarak geçsin diliyorum. Ve hepinize kucak dolusu sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bir Ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Milletimiz ve İslam alemi nezdinde çok özel ve anlamlı bir yeri olan yeni bayramlarımız, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğu milletçe yaşadığımız mukaddes günlerimizdendir. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu bayramı önceki bayramlarımızdan biraz daha farklı kutlama konusunda milletimizin gereken hassasiyeti göstereceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, ülkemizin, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin ve saygıdeğer Bitlislilerin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor. Bayramın insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Hep birlikte nice bayramlara. Yayın hayatına başlayan Bitlis TV'ye öncelikle yayın hayatında başarılar diliyorum. Zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde ülkemizde ve dünyada koronavirüs belasıyla uğraşmaktayız. İnşallah vatandaşımızın da sabrıyla koronavirüs belasını bitirmek üzereyiz. Koronavirüs yüzünden halkımızdan uzak, sevdiklerimizden uzak bir Ramazan bayramı kutlayacağız. Ramazan bayramının öncelikle ahlatımıza, Bitlisimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere tüm anne ve babalarımızın bayramını kutluyorum. Kıymetli Gürölüm Aklı hemşehrilerim, Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram dilerim.
yaklaşık 2 aydır COVID-19 virüsüyle mücadele kapsamında birçok tedbir hayata geçirilmekte. İlçemizde de Ramazan bayramı sürecinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Alınan tedbirlere vatandaşlarımızın en üst düzeyde uymalarını rica ediyoruz. İnşallah bayram sonrasında çok daha güzel günler hepimizi bekliyor. Bu vesileyle tekrardan Ramazan bayramınızı kutluyor. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kıymetli Hizanlı hemşerilerim, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını bitirmenin ve Ramazan bayramına kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın başına bela olan salgın münasebetiyle buruk geçirdiğimiz bu mübarek Ramazan bayramının memleketimize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayram boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına lütfen rivayet edelim. Birbirimizi özgürce ziyaret edebildiğimiz bayramlar için, bizim ve sevdiklerimizin sağlığı için bu bayram lütfen evde kalalım. Dargınların barıştığı, anlaşmazlıkların olmadığı, akrabaların birbirini özgürce ziyaret edebildiği bayramlara kavuşmamız temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Her şeyden önce bu güzel bayram günlerine bizleri ulaştıran Yüce Rabbimize şükürler olsun diyor. İlçemizin, Tatvan ilçemizin, hemşehrilerimizin, Bitlis ilimizin, ülkemizin, Yüce Türk milletinin, tüm İslam aleminin bayramını kutluyor. Bu güzel bayram günlerinin özlediğimiz, istediğimiz, beklediğimiz huzur, mutluluk, esenlik dolu güzel günlere açılan kapılar olmasını diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Aziz hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Öyle zannediyorum ki bu korona virüsü süreci bütün insanlık alemini yordu. Meşakkatli bir süreç yaşadık ve devam ediyoruz. Muazzam bir şekilde devletimiz ve milletimiz bu mücadelede yüzünün akıyla görevini yerine getirdi ve getiriyor. Şimdi tabii zahmetin arkasından bir rahmet süreci vardır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vesileyle onu beyan etmişlerdi. Bayramı biz hep beraber çifte bayram olarak yaşayacağız. Bugün gördüğümüz kadarıyla da bayrama ülkemizde aslında bu beladan, bu virüs belasından büyük nispette kurtularak geçiyoruz. Çok iyi bir düşüş yaşandı. Ve bu tedbirler paketi fevkalade olumlu neticeler doğurdu. İnşallah daha da güzel neticeler doğuracak. Bu işi ciddiye almaya devam edeceğiz. Ve bayram sonrası biz yeni normalimize kavuşacağız ümidiyle gayret ediyoruz. Mahalli idari olarak biz milletimizin bu konuda verdiği bütün destekten dolayı çok mutluyuz. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor. Bütün ümmeti Muhammed'in, İslam aleminin bayramı mübarek olsun diyoruz. Bitlis ilimizin yeniden yayın hayatına başlaması bizleri çok çok mutlu etmiştir. Gerçekten ilimizi, ilçelerimizi tüm ülkeye, dünyaya tanıtan ve bizim aynamız olan bir kanal. Ben çalışanlara, idarecilere bu konuda teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. 2020 yılı bizler için çok kötü oldu. Malum önce deprem, sonra çık ve ardından da bu korona belası. Ve maalesef tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ama şuna inanıyoruz, bu ve görüyoruz, bu beladan ülkemiz en az zararla çıktı. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve özellikle sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Görüldü ki Türkiye artık büyük bir ülke. Her konuda artık diğer ülkelerin örnek aldığı bir ülke. Özellikle sağlıkta ve sanayide. Bu konuda da tekrar bizi idare edenler ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bu yıl Ramazan bayramı
maalesef hüzünlü geçecek. Ama inanıyorum ki bayramdan sonra ve bahar gelecek. Bu korona belası da bitecek. Ülkemiz eskisi gibi çalışan, gelişen bir ülke olacak. Ben bu vesileyle ilimiz, ilçemizin, tüm hemşerilerimizin, ilimizin, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Sağlık, mutluluk içinde, kazasız, belasız, koronasız nice bayramlar diliyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Birlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını yoğun bir şekilde yaşadığımız, Ramazan ayını geride bırakarak Ramazan bayramını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle büyüklerimizi ziyaret edip ellerinden öpemeyeceğimiz bir Ramazan bayramını geçirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Koronavirüs salgınında riskli grupta yer alan aile büyüklerimizin birçoğu evinde yalnız bayram geçirmeyi beklerken, bu bayram onlara yalnız olmadığını hissettirmek için onları telefonla görüntülü olarak sık sık aramalıyız. Bu yıl özellikle yakın temas ile bayramlaşmaktan kaçınmalıyız. Toplum sağlığını korumak için yetkililerimizin koyduğu kurallara uymak hem kendimiz hem de başkalarının hayatını tehlikeye atabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bayramı hastanede geçirecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Bu bayramda da hastanede olup insanların sağlığı için fedakarca çalışacak olan hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bayramın tüm insanlara önce sağlık olmak üzere huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerden birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla çıkacağımız inancıyla tüm İslam aleminin ve tüm mutkili hemşerilerimin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar. Bayramın herkese barış, kardeşlik ve sağlık getirmesini diliyorum. Kıymetli Tatmanlı hemşerilerim, sevgili çocuklar. Her birinizi özlem, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Mübarek Ramazan bayramının memleketimize, ülkemize ve dünyamıza sağlık, bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz eder. Tüm İslam alemini Ramazan bayramını tebrik eder. Manevi iklimimizin özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ailenizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu arada hayat eve sığar, evde kal, mutlu ol, sağlıklı ol, huzurlu ol. Hadi kadim Bitlis, ülkemizin, dünyamızın geleceği için kurallara uyalım. Kıymetli hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayına daha geride bıraktık. Bizleri küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, sapların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize şükrediyoruz. Bayramlar millet olarak birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, sevginin, şefkatin, merhametin, dayanışmanın doruk noktasına çıktığı günlerdir. Dünyayı sarıp koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülke olarak sağlık altyapımızın güçlü olması ve milletimizin de kurallara riayet etmesi sonucu elhamdülillah salgını kontrol altına almayı başardık. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan bayramımızı evlerimizde idrak edeceğiz. Ramazan bayramının gönülleri yumuşatıp insanlığa vicdani ve merhameti hatırlatması da en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle gönül coğrafyamızda yaşanan tüm acıları yüreğimizin derinliklerinde hissettiğimizi, mümin kardeşlerimizin acısını paylaştığımızı vurgulamak istiyorum. İslam coğrafyasının da aynı müstesna heyecanı her bayram yaşamasını tüm samimiyetimle umut ediyorum. Tüm Bitlisli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.
bu Ramazan bayramımızın özellikle Bitlis'imize, ülkemize, İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Reyyan kapısından cennete girmek ümidiyle Arefe günümüzü ve İslam ümmetinin bayramını tebrik ederim. Cenab-ı Hak bu hastalığı üzerimizden kaldırsın, bütün insanlığı bu hastalıktan kurtarsın diye de niyazda bulunur. Bayramımız mübarek olsun. Kıymetli vatandaşlarım, öncelikle Rabbim bu Ramazan ayında yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Mübarek Ramazan bayramının hatırına bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir an önce def edilmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. Salgın hastalıkla ilgili yapılan mücadelede devletimizin önlem amaçlı 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymamız vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önem arz etmektedir. Ziyaretlerin yasak olduğu bu bayramda eş, dost, akraba ve tanıdık insanları sosyal medya veya iletişim araçlarıyla bayramlarını kutlamayı ihmal etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutlar, 7'den 70'e herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım. Başta Şirin Beldem Kavakbaşı olmak üzere kadim şehir Bitlis'imizin, güzel ülkem Türkiye'mizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bu bayram vesilesiyle bütün dünyayla beraber ülkemizde de görülen salgın hastalığın bertaraf edilmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin bayramını tekrar en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım. Kıymetli Bitlisli hemşehrileri, değerli yol alanlar, heyecan ve özlemle beklenen mübarek Ramazan bayramı geldi. Mübarek Ramazan bayramımızın ülkemize, Bitlis'imize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Hayırlı bayramlar dileğiyle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önümüzde bir Ramazan bayramı var. Rabbim bayramı hayırlara vesile kılsın. Bitlis TV ailesini tebrik ediyorum. Bitlis de büyük bir açığı kapattı. Bitlis TV gerçekten hem Bitlis'e hem bölgeye büyük hizmet edecek. Onun için burada emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Malumunuz 16 Mart'tan bu yana okullarımız kapalı. 16 Mart'tan bu yana ama biz eğitimimize ara vermedik. Uzaktan eğitime devam ediyoruz. Şu anda dünyada bu Covid nedeniyle milyarlarca öğrenci okula gitmiyor ama belki uzaktan eğitim yapan 3-4 ülkeden biri biziz ve çok iyi yapan ülkelerden biri biziz. Bunun yanı sıra şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece EBA TV veya EBA değil, bizim öğretmenlerimiz canlı derslerle de öğrencilerine her alanda yetişiyorlar, rehberlik yapıyorlar. Gerçekten öğretmenler bu süreç içerisinde çok büyük fedakarlıkta bulundular. Öğrencilerimizin evde kaldıklarını biliyoruz, sıkıldıklarını biliyoruz ama öğrencilerimizin evde çok fazla sıkılmamaları adına öğretmenlerimiz her türlü alanda rehberlik yapıyorlar. Hatta EBA'ya girdiklerinde öğrencilerimiz o etkinlikleri izlediklerinde kendilerinin evle ilgili çok da büyük problemlerin olmadığını biz görüyoruz. Önümüzde Allah manikâre ölmezse 20 Haziran'da lise geçiş sınavları var. Bizim ilimizde 9472 öğrenci bu sınava girecek. Bu sınava girecek öğrencilerin hepsine başarılar diliyorum. Ve bu Covid sürecinde ülkemizin hem sağlık altyapısının iyi olması, hem sağlık elemanlarının fedakarca çalışması, hem milletimizin söylenenlere harfiyen uymasından dolayı ülkemiz bu musibeti en az hasarla atlattı. Bu Covid nedeniyle ölen vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabrı cemiller diliyorum. Rabbim içinde bulunduğumuz Ramazan hürmetine, gelecek bayram hürmetine,
şu musibeti bir an önce ülkemizin, dünyanın, insanın üzerinden kaldırsın. Bize, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa güzel günleri baş etsin. Tekrar Bitlis ailesine, Bitlis TV ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bitlis'de yaşayan ve Bitlis'i olup dışarıda yaşayan ve milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili Bitlis hemşehrilerim, yaklaşık 3 aydır mücadele ettiğimiz COVID-19 pandemisinde il olarak birinci aşamayı başarıyla tamamladık. Bu başarıda emeği geçen başta Sayın Valimiz, tüm kamu kuruluşlarımız, fedakarca çalışan sağlık personelimiz ve koyduğumuz kurallara harfiyle uyan Bitlis halkına teşekkürü bir borç bilirim. Elbette bir başarı kolaylıkla sağlanmadı. 4000 kişilik sağlık ordumuzla sahada hizmet verdik. Halk sağlığı ekiplerimiz, 112 ekiplerimiz, hastane personellerimiz üstün gayret gösterdi. Yeri geldi evlerimize gidemediğimiz, çocuklarımıza göremediğimiz günler oldu ama başardık. Bu başarının devam etmesi ve hayatımızın normalleşebilmesi için sizlerden isteğimiz bayramda ve sonrasında dışarı çıktığımızda maske takmanız ve sosyal izolasyona riayet etmenizdir. Unutmayınız ki sizin kurallara uymanız biz sağlık çalışanlarının sevdiklerine ve çocuklarına daha güvenli sarılmasını sağlayacaktır. Sizlerin sağlığı için tüm sağlık ekiplerimizle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Sağlığınız bize emanet. Bu vesileyle öncelikle yanlarında olamadığım annem ve babamın ellerinden öper, tüm sağlık personelimizin ve Bitlis halkının Ramazan bayramını tebrik ederim. Ve son söz olarak da unutmayınız ki hayat eve sığar. Kıymetli Bitlis'te hemşehrilerim, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak şahsım ve kurum adına hepinizi en derin saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz olmak üzere dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan pandemi sürecinde bizim sizden isteğimiz siz evinizde kalın, sağlığınızı koruyun. Biz de sizin için çiftçilerimizle beraber, üreticilerimizle beraber sahadayız. Sizlerin ihtiyacı olan gıdayı hali hazırda üretmeye devam ediyoruz. Başta Bitlis'te hemşehrilerim, sizler olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Ramazan bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.